Bugün sizlere gerçekten çok çok korkunç bir hikaye anlatacağım. Çok faydalı icatlarla ilgili. Günlerden bir gün Grinko televizyonda mekanik canavarların yardımıyla dünyayı ele geçiren Mega Bey'in adlı korkunç bir yaratığın korkunç hikayelerini izlemiş. Ama aslında bu teknoloji çok uzun süre önce etrafımızı kuşatmış bile. Şimdi neler olabileceğini düşünmek çok korkunç. Ya buzdolabının çıkardığı korkunç uğultunun bir sebebi varsa? Ya saldırıya geçmek istiyorsa? Ya asansör otomatik kapılarını değil de demirden çenesini açıyorsa? Ya televizyonun bir yandan yayın yaparken bir yandan zombi sinyalleri de yayıyorsa? Elektrikli süpürge yeri süpürür, çamaşır makinesi dönüp durur, ütü buharı çıkarır ve hatta ütüler de. İşte o zamandan beri Grinko korkarmış. Metronun yürüyen merdivenlerinden korkan Grinko, tıslayan otobüs kapılarından da korkar olmuş. Hatta yazın çocukların gittiği Luna Parklar, Grinko'ya dehşet verici, çelik canavarlar gibi görünmeye başlamış. Grinko, işte bu yüzden yazı parktan çok uzakta geçirmiş. Ama yaz bitmiş, okula dönme zamanı gelmiş. Okul yılı başlarken tüm çocuklar farklı kulüplere yazılmış. Ama öyle bir kulüp varmış ki, bu kulübe hiçbir çocuk yazılmamış. Çünkü bu garip kulübün çok tuhaf, çok şüpheli ve dehşet verici bir adı varmış. Kulübün adı Hünerli Eller. Grinko da yazılmamış. Hatta hiçbir şey yazılmamaya karar vermiş. Bu kadarla da kalmamış, çok korkunç bir şey olmuş. Ve aniden okul müdürü gelip ona ne dese beğenirsiniz? Evet Grinko, hiçbir şey yazılmadığına göre Hünerli Eller Kulübü'ne gideceksin. Yapacak bir şey yokmuş. O yüzden Grinko Hünerli Eller Kulübü'ne gitmiş. İçini derhal bir korku sarmış. Her yerde kocaman tehditkar makineler varmış. Soğuk metal dört yanda parlıyormuş. Her an tıslamaya, tıkırdamaya, ulumaya hazır makineler. Grinko korkuyla gözlerini kapatmış ve bir anda birinin sesini duymuş. Ürkütücü bir ses. İşte nihayet. En azından biri bana geldi. Mega Bey'im bu. Mekanik canavarların efendisi. Diye düşünüvermiş Grinko. Ve ardından elinin altına duran çekici kapı vermiş. Kendini korumak için ne olur ne olmaz diye. Mega Bey'in demiş ki, bak hele şu yana. Bir aleti kullanmaya başlamadan önce güvenlik talimatlarını öğrenmiş olmalısın. Grinko şaşkınlıkla yerinden sıçramış. Gözlerini kocaman açıp sormuş. Bu aletin güvenli olduğuna emin misin? Buradan hiç öyle görünmüyor da. Bu aletlerin hepsinin çok ama çok tehlikeli olduğunu biliyorum. Evladım, gördüğün gibi artık bu zamanda her makineyi kontrol etmek mümkün. Öğrenciğin ilk ve her şeyden daha değerli bilgi, bu makineleri kolayca çalıştıracak olan güvenlik talimatları bilgisidir. Bu kurallar varken, bundan sonra hiçbir makineden korkmana gerek yok evladım. Gerçekten de Grinko, dersini iyi çalışarak tüm aletleri, tüm makineleri, tüm araç ve gereçleri öğrenmiş. Dahası öğrendiği şeyler o kadar ilginçmiş ki, artık tüm boş zamanını bu kulüpte geçirir olmuş. Evet, Grinko'nun burada gerçekten ne kadar da faydalı şeyler icat ettiğini tahmin bile edemezsiniz. Bunlar öyle faydalıymış ki herkesin ağzı açık kalmış. Evet,
tekrar söylüyorum. Siz de dersinizi iyi çalışır, makinelerden de korkmazsanız insanlara çok faydası dokunacak şeyler icat edebilirsiniz arkadaşlarım. İşte o zaman siz de günün birinde kendi fikirlerinizle tüm dünyayı fethedebilirsiniz arkadaşlar. İyi yönde yani. Tabii güvenlik talimatlarına uymak koşuluyla. Merhaba arkadaşlarım. Yeni bir korku hikayesi dinlemeye hazır mısınız? Bugün size uzaylılar tarafından kaçırılmak istenen garip bir çocuğun hikayesini anlatacağım. Bu çocuk iki şeyi çok seviyormuş. Kitapları ve tabii ki şekerlemeleri. Çocuk, Baba Yaga'nın masalları gibi çocuk kitapları değil, gerçek, ciddi kitaplar okuyormuş. Uzaylılar hakkında kitaplar, uzaylıların zekası hakkında kitaplar ve buna benzer birçok fantastik bilim kurgu kitapları okurmuş. Geceleri yatakta yorganın altında kitap okurmuş. Çünkü uzaylılar daima bizi gözetliyormuş. Ve uzaylılar sürekli biz insanları kaçırmak peşindeymiş. Mesela yorgan bizi uzaylılardan gayet iyi koruyabilir. Bu kanıtlanmıştır. Hiçbir uzaylı yorganın altında saklanan bir çocuğu asla bulamamıştır. Çünkü bu imkansızdır. Ta ki bir gece çocuk bir uzaylının yine de ona ulaştığını hissetmiş. Gecenin karanlığında yorganın dışından tüyler ürpertici bir çıtırtı gelmiş. Sonra da uğursuz ayak sesleri. Çocuk bu ayakların tırnaklarının uzun süredir kesilmediğini de duyabiliyormuş. Sonra birden korkunç bir yarıltı duymaya başlamış. Kalbi göğüs kafesinden neredeyse dışarı fırlayacakmış. Hemen yorganın altına saklanmış. Korkmaktan korkmaya başlamış çocuk. Yorganını aralayıp bakmaya karar vermiş ve görmüş ki kimse yok. Gece kapkaranlıkmış ve karanlık aniden korkunç bir ışık demeti tarafından bölünmüş. Çocuk bağırmak istemiş ama bağıramamış. Çünkü o ışığın içinde birden beliren şey korkunç, insan dışı, kocaman bir kirpiymiş. Bu mu? Bu mu yani korkunç? Küçücük bir kirpiymiş. Şekerlerin kokusunu almış, sonra eve girmiş, masaya tırmanmış ve sonra da lambayı yakmış. Lambayı yakınca kirpi o kadar korkmuş ki korkudan o çok sevdiği şekerlerini unutmuş. Bizimki odasına girenin uzaylı değil de bir kirpi olmasına çok sevinmiş. Kirpiyle arkadaş olmuşlar. Çocuk kirpiyi bir çamaşır makinesine koymuş. Sonra da bir füzeyle fırlatmış. Kirpi tüm bu olanlara bayılmış. Kirpi her türlü deneyi sever. Sen yeter ki ona bir parça şeker ver. Ama kirpi bir gece hiç ses çıkarmadan ortadan kaybolmuş. Kirpinin başına bir şey mi geldi acaba? Uzaylılar tabii ki yıldızlar arası seyahate çıkmaya hazır bir kirpiyi çalmak için sırada bekliyorlarmış. Kirpiyi çalan uzaylılar onunla birlikte evdeki tüm şekerleri de götürmüş. Çocuk korkusunu yenip kirpiyle şekerleri kurtarmaya karar vermiş. Dışarı koşunca ne görsün? Evin tam önünde parktaki kum havuzunun içinde bir uçan daire varmış. Uçan dairenin üstündeki ışıklar her yeri aydınlatıyormuş. Yanında da iki yeşil uzaylı, kirpi ve bir bohça dolusu şeker. Daha da kötüsü, kirpi birdenbire dönmüş ve üstündeki kirpi kostümünü çıkarmış. Meğer o başından beri bir kirpi değil, kirpi kılığına girmiş bir uzaylıymış. Çocuk şaşkınlıktan çığlık atmış. Sonra daha da garip bir şey olmuş. Uzaylılar birden korkmuş, uçan daireye atlamış ve uçup gitmişler. Ama bir saniye sonra dönüp kumda unuttukları şekerleri alarak tekrar ortadan kaybolmuşlar.
Çocuk o anda korkmaya gerek olmadığını fark etmiş. Uzaylıların tek derdinin şeker olduğunu anlamış. Uzaylılar da şeker seven canlılarmış. Uzayda şeker ne gezer? Zavallılar. Meğer dünyaya sadece şeker aramak için geliyorlarmış. O geceden sonra çocuk her akşam yatmadan önce şeker bırakıyormuş camın pervazına. Olur da uzaylılar o uyurken gelirse istedikleri kadar şeker alsınlar diye. Bak bak bak. Çizgi filmlerimiz nereye kaybolmuş olabilir? O zaman araştırmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4.